Evet arkadaşlar, selamünaleyküm tekrar. Malum bizim bulunduğumuz yerde atış yapabilmemiz için meskun mahal dışına çıkmamız gerekiyor. Bu da bir hayli uzak yerlere gitmemiz anlamına geliyor. Onun için de böyle gelmişken elimizden geldiğince bir veya iki konu üzerine video çekmeye çalışıyorum. Bugünkü ilk çektiğimiz videodan sonra bu ikinci videonun konusu da arkadaşlar Kırıkkale 765 tabancalar. Şimdi bu tabancamızda iki tane şarjörümüzde basılı mermimiz var. İki tane de burada yedek şarjörümüzde basılı mermimiz var. Silahımız boş. Şimdi normal şartlarda Kırıkkale ile atışımızı tamamladıktan sonra çıkarmamız ve tekrar yerine yenisine takmamız şeklinde doldurmamızı yapmamız gerekiyor. Yani bir şarjör düşünme düğmesi veya mandalı olmadığı için bastığımızda şarjör kendi kendine bunda tahliye olmuyor. En azından öyle dıştan bakıldığında görünen. Fakat şimdi bunun da bir yolu olduğuna dair bir küçük bir video ben sizinle paylaşacağım. Onu da şöyle göstereyim inşallah. Evde biraz pratiğini yapmıştım. Çok fazla tekrar yapamamış olsam da en azından bunu göstermek istedim. Kırıkkale'de de taktik bir şarjör değişimi söz. Ya Allah, bismillah. Doldurduk. Attık. Şarjör düşürdük. Tekrar öbür şarjörümüzü boşaltabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bundaki problem, daha doğrusu bu şekilde çabuk şarjör değiştirmek için yapmamız gereken, edinmemiz gereken alışkanlık. Bunda şarjör düşünme mandalı olmadığı için biz buradan bunu çekmek suretiyle şarjörümüzü düşürüp yeni şarjörü takma yoluna gittiğimiz için buradaki mandala bizim alışmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani silahımızı çektik, doldurduk, atışımızı yaptık. Bitirdikten sonra elimizle mandala baskı uyguluyoruz. Yeni şarjörümüzü takıp silahımızı doldurup atışımı yapıyoruz. Tekrar yine aynı şekilde. Yani burada silahımızı atış hattından geri çekmeden, sağa sola kaydırmadan bu şekilde attığımızda silah kendisi tahliye ediyor ve normal silahınızı tekrar ikinci şarjörü doldurduktan sonra atışınızı yapıp silahınızı doldurabiliyorsunuz. Bu da Kırıkkale tabancalar için en azından üzerinde çalışılması gereken bir pratik olduğunu düşünüyorum. Zira çabuk şarjör değiştirmek birçok durumda işimize yarayacak bir durum. Ne yapıyoruz? Çektik, atışımızı yaptık. Hemen tekrar doldurduk, atışımızı yaptık. Tekrar doldurduk, atışımızı yaptık. Kırıkkale için de böyle bir fikir, böyle bir uygulama en azından aklımdaydı. Epey zamandan beri düşünüyordum bunun videosunu çekmeyi. Fakat pratiğini çok fazla yapmadığım için de açıkçası çekmek de istemiyordum. Ama bir iki günden beri bununla uğraşıyorum. Daha ilerleyen zamanlarda bu pratik daha da fazla bir kas hafızası olarak bize, vücudumuza oturur ve daha iyi seviyelere gelir diye ümit ediyorum. Böyle de bir videoyla da karşınıza çıkmış olduk. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah faydalı bir fikir olarak hafızanızın bir köşesine not edersiniz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun arkadaşlar.